Evet, çok büyük bir mücadele veriyorlar. Uzun süren şeyler bir alışkanlık meydana getiriyor. Bu e, böyle olmuştur şimdiye kadar. Ama e, bu meselede e, çok dikkat etmemiz lazım. Unutulmaması lazım. E, devamlı hatırlatılması lazım. Çünkü oradaki katliam durmuyor. Yani hiçbir şekilde Siyonist bu saldırısını e, azaltmıyor. Bekleme döneminde bile yeni bir saldırıya hazırlık yapıyor. Bu yüzden e, Müslümanların, İslam dünyasının e, bunu unutturmaması lazım. Gereken tepkiyi, gerekenden daha ileri tepkiyi devamlı göstermesi lazım. Bunu e, özellikle bakıyoruz batılı e, halklar, toplulukları yapıyor. Maalesef İslam dünyasının, Müslümanların sesi burada biraz daha cılız çıkıyor. Daha güçlü olması lazım ve unutulmaması lazım. Siyonistin temeli e, finansa dayanıyor. Yani bildiğiniz gibi silah fabrikasından, İlaç fabrikasına kadar, propaganda sektörü, medya sektörüne kadar her birisini ekonomik olarak ellerine almışlar. Bu ekonomik güç onları zaten dünyada böyle üstün kılıyor veyahut da destekçileri artıyor. Bugün Amerika niçin bu siyonistleri, bu işgalcileri destekliyor? Çünkü sonuçta Amerika'nın bile finans sektörü yani temelden bunların elinde, bunların lobisinin elinde. Dolayısıyla bunlara en güçlü yaptırım... Bunlara sıkıntıya sokmak, bunları zor duruma düşürmek için en güzel yaptırım ekonomik. Şu anda malumunuz hiçbirimiz silahı elimize alıp gidip orada savaşamayız. Ama bu ekonomik gücümüzü yani bu boykotu devam ettirebiliriz ve bunun onlara sanılandan çok daha büyük zararı olduğuna ben inanıyorum. Bunu da yetkililer, ekonomistler söylüyorlar zaten. Bunu e, bilinçli bir şekilde gevşetmeden devam ettirmemiz lazım. Boykot çok önemli. Sadece reddetmek yeterli olmuyor. Onun yerine alternatifini koymak lazım. Yani e, basit bir içecek meselesine gelelim. Ya bu içeceği içme diyoruz ama onun yerine insanlar alışmış öyle bir şey içmek dur durumunda, zorunda hissediyor kendisini. Onun yerine bir alternatifini koymak lazım. Aslında bunlar o kadar zor şeyler de değil. Ama işte ee, işte ne olmuş Türkiye'yi şu hale getirmişler. Siz üretmeyin, biz size üretiriz, ucuza satarız. Bakın bu ta Cumhuriyetin kuruluşundan beri sanayi sektörleri dahil olmak üzere tüketim sektörüne kadar siz uğraşmayın, üretmeyin. Biz size üretir, satarız, ucuza veririz. Bu anlayışla yani bu bir nevi sömürgecilik anlayışı. Nasıl ki kültürel olarak o sömürgecilik devam ediyorsa ekonomik olarak da devam ediyor. Bundan sıyrılmamız lazım, kurtulmamız lazım. Boykot yaptığımız işte deterjanından içeceğine hepsine kadar bunların alternatifini koymamız lazım. İnsanlar diyor kardeşim şu deterjanı kullanma diyorsun ne kullanayım filan şey kullan diyorlar onu da arayıp bulamıyor. Biz bile aynı durumdayız bir tüketici olarak. Yani boykotun dışındaki ürünleri böyle market market dolaşıp arıyoruz ki bulabilelim. Böyle olmaması lazım. Bu çok rahat bulunabilen, ulaşılabilen şeyler olması lazım. Boykotun sağlıklı olarak, düzenli olarak, güçlü olarak devam etmesi için bu alternatif ürünlerin mutlaka üretilmesi lazım. Gazze konusunun genelde Filistin, tabii Kudüs başta olmak üzere Kudüs Odak noktası olmak üzere unutulmaması lazım Bir de şu bizim bir eksiğimiz ve yanlışımız oluyor mutlaka bir yerde bir sorun çıkması lazım ki onun üzerinde duralım onu hatırlayalım böyle değil yani Gazze'de bir savaş olsa da olmasa da biz Gazze'yi, Filistin'i, Kudüs'ü unutmamak ve unutturmamamız lazım. Kaldı ki böyle bir saldırı, böyle bir katliam, soykırım var. Şu anda bizim artık böyle işte çeşitli spor aktivitesi veya başka şeyler, şahsi işlerimiz, ülkenin gündemi, dünya gündemi bize bu meseleyi unutturmamalıdır. Bu o kadar önemli bir şey ki her gün bununla yatıp kalkmalıyız. Her gün mutlaka bunu hatırlatacak bir şeyler yapmamız lazım. Yani e, attığımız bir tweet, bir mesaj veyahut da konuştuğumuz bir arkadaşımıza söylediğimiz bir cümle bile bence Siyoniste atılmış bir kurşundur. İşte ben en son çıkardığım bu Gazze Destanı kitabını, e, bunlar mesela daha önce yayınlamış makalelerdi. Dedim bunlar bir kitap haline gelsin. Bu da Siyoniste benden bir kurşun olsun. Bunun bilincinde olursak ama hepimiz... 80 milyon halk, Türk halkı ve bütün e, 2 milyarlık İslam dünyası halkını diyorum bakın yöneticilerden bahsetmiyorum. Bunun bilincinde olursa bence boykot da e, ve bu konuya Gazze konusunda verdiğimiz tepki de mutlaka hedefine ulaşacaktır.